Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 30 Aralık 2022 Cuma. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Bugün yılın son yayını. 2022'yi konuşacağız bugün. 2023'ten beklentileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Asya-Pasifik gerilimi, enerji krizi ve daha niceleri. Sevgili seyirciler, 2022'de dünyanın gündemi oldukça yoğundu ve çözülememiş birçok kriz 2023'te de kendinden söz ettirecek gibi görünüyor. İşte 2022 nasıl geçti? 2023'te dünyanın gündemi ne olacak? Pek çok başkentten canlı bağlantılarla bu sorulara cevap arayacağız. Stüdyomuzda da çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. TRT editörü Mehmet Kancı'yla hem bu yılı hem de 2023'ten beklentileri değerlendireceğiz. Dünden bugüne neler yaşandı? Önce ona bakalım, ardından 2022'yi uğurlarken dünyanın nabzını birlikte tutacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki Türkiye-Rusya-Suriye toplantısını değerlendirdi. Suriye'de istikrar ve barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi. Tek amacımızın terör örgütlerine karşı mücadele olduğunu kendilerine ilettik dedi. Rusya-Ukrayna savaşında füze krizi Polonya'nın ardından bu kez Minsk ve Kiev arasında çıktı. Belarus topraklarına Ukrayna'ya ait bir S-300 füzesinin düştüğünü duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın provokasyon için olayı gerçekleştirmiş olabileceğini savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sıcak çatışmaların Donetsk bölgesinde yoğunlaştığını söyledi. Priştine Belgrad hattındaki gerilim düşüyor. Kosova'nın Sırbistan sınırı yakınlarındaki barikatlardan ilki kaldırıldı. Merdare sınır kapısı yeniden ulaşıma açıldı. İsrail'in sağcı lideri Benjamin Netanyahu 18 aylık muhalefet serüveninden sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. İsrail Meclisi Knesset'te güven oyu aldıktan sonra yemin eden yeni Netanyahu koalisyonu aşırı sağcı isimlerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Güney Çin Denizi üzerinde gerilim yaşadı. Çin'e ait bir askeri jetin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metre kadar yaklaştığı belirtildi. Fransa'da Müslümanlara yönelik baskıya tepkiler artıyor. Müslümanlara yönelik ayrımcı ifadeler kullanan bir Fransız yazar ve bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Amerikalıların yaklaşık yarısı ülkelerinin küresel etkisinin azaldığını düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre ABD'lilerin sadece %19'u Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasetinde etkisinin arttığını belirtti. Fransa'da elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artış halkı odun yakmaya yöneltti. Hükümet evini ısıtmak için alternatif yöntemleri tercih edenlere yardım çeki kampanyası başlattı. Son yıllarda Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Yılın sonuna doğru bu eğilim artarak devam etti. Rusların yılbaşı tatili tercihlerinde Türkiye yine en çok tercih edilen ülkeler listesinde ilk sırayı aldı. Efsanevi futbol yıldızı Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en iyi futbolcular arasında gösterilen Pele, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yılın son gününde gelişmeler böyle. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. TRT editörü Mehmet Kancı. Hem 2022'yi değerlendireceğiz, 2023'ten beklentileri konuşacağız ama haber turunda da izledik. Dünya futbolunun efsane ismi Pele dün akşam hayatını kaybetti. Tabii acı bir kayıp yılın işte son günlerine girdiğimiz bu dakikalarda. Evet Coşkun Özen, yani tam da Dünya Kupası döneminde Messi ile Pele veya Messi ile Maradona karşılaştırmaları çok gündeme gelmişti. Tabii ki her dönemin şartlarını aslında kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Pele de 1950'lerin futbolu içerisinde 1970'lere kadar büyük bir yıldızdı. Onun altını çizmek lazım. O zamanın oynanan futboluyla o zamanın saha şartlarını hatırlayalım. Hatta 1980'lere evet. kadar Türkiye'de stadyumların zeminin nasıl olduğunu hatırlayalım.
bugünün Messi'sinin veya bugünün yıldızlarının o günkü futbol şartlarında, o günkü toplar, kramponlar ve saha şartlarında bugünkü başarılarını gösterip gösteremeyeceği herhalde tartışmaya bile açık olmayacak bir durum. O dönemin futbolcuları çok daha güç koşulları altında çok daha önemli büyük başarılar kazanmıştı. Tabii. Bence. 3 Dünya Kupası var. Evet. Sadece sporcu kimliğiyle değil, kişiliğiyle de çok önemli o bir da tabii sporcuydu. Ki. Evet, kişiliğiyle de örnekte sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı olarak değerlendirilebilecek bir kişilikti. Kendisinden sonra gelen pek çok yıldızdan farklı olarak sade bir yaşamı tercih etmişti. Ve ön plana çıkmayı aslında çok sevmeyen bir kişilikti. Bir de tabii ki siyah inci lakabı futboldaki ırk ayrımının ırkçı yaklaşımlara karşı verilen önemli bir cevaptı Pele'nin başarıları. Mekanı cennet olsun diyelim. 2022'yi çok konuştuk bu yıl seninle, yayınlarımıza da konuk oldun sen, bize dünyadaki gelişmeleri yorumladın. Nereye gidiyoruz sorusunu hep sana sorduk ama 2023 işte bir gün kaldı. 2022'yi uğurluyoruz. Bu yılı biraz değerlendirmek ve 2023'ten beklentileri konuşmak isterim seninle. Adım adım gideceğiz. Pek çok mesele var tabii konuşmamız gereken. Dilersen önce kısa bir değerlendirme alayım senden 2023'e ilişkin özellikle. Şimdi 2022 yılına baktığımızda aslında birinci soğuk savaş döneminin bitiminden bu yana 1991-92'den bu yana biriken ne kadar husumet varsa, çatışma alanı varsa bunların tamamı 2022'de patladı, ortaya çıktı. Ve daha öncesinde de konuşuyorduk. İkinci Soğuk Savaş mı başladı, Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? İşte bütün bu çıkar çatışmalarının, husumetlerin patlama yılı olduğu 2022. Tabii ki bunların içerisinden Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere pek çok çatışma 2023 yılına da devredecek ve dünyanın hali hazırda karşı karşıya olduğu iklim krizi, göçmen krizi gibi krizlerde görünen o ki daha da büyüyerek devam edecek. Çünkü ülkeler Covid-19 salgını başladığında 2020 yılının hemen başında hatırlayacaksın iki yol olduğunu sık sık dile getirmiştik. Bu jeopolitik alanında çalışanlar olarak ya dünya ülkeleri bir işbirliği yapacak bu salgınla ortak bir şekilde ve bu salgının getirdiği ekonomik krizle ortak bir şekilde mücadele edilecekti veya çelişkiler keskinleşecekti. Ülkeler maalesef Birleşmiş Milletler yeterince etkin olamadı veya Dünya Sağlık Örgütü çelişkilerin keskinleştiği bir iki yıllık dönem geçirdik. Ve şimdi tabii ki bu çelişkiler keskinleşince 2023 yılında da bu sorunların devam edeceğini kaçınılmaz olarak söyleyebiliriz. Tabii bu arada bir çok kutupluluk tartışması var ki bunun da giderek tırmandığını görüyoruz. Biraz önce haber turunda vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kendi halkı da ülkelerinin küresel siyasette arzu ettikleri kadar etkili olmadığını kabul ediyorlar. 2023'te bizi neler bekliyor? Hepsini adım adım konuşacağız. Ama dilersen en sıcak gelişmeyle başlayalım. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Suriye ile 11 yıl aradan sonra ilk resmi temas kuruldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan değerlendirmeler var konuya ilişkin. Önce onun haberini verelim. Ardından seninle bu gelişme Türkiye için, Suriye için, bölge için, dünya için ne anlama geliyor? Onu konuşacağız. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle 11 yıl sonra kurulan ilk temasın Suriye'de siyasi çözüm için önemli olduğunu söyledi. İkinci aşamanın Dışişleri Bakanları arasında olacağını ifade etti. Üçlü liderler görüşmesi için Ocak ayı erken dedi Çavuşoğlu. Atina yönetimini de karasuları konusunda bir kez daha uyardı. BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız devam ediyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün biliyorsunuz Moskova'daydı. Ben de önümüzdeki süreçte Sayın Lavrov'la görüşeceğim. Şam yönetimiyle yapılan görüşmeyi değerlendirdi. İkinci aşamanın Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşecek toplantı olduğunu belirtti. Siyasi çözüm için rejimle angajman önemli. Rusya da bunu çok istiyor. Toplantının ne zaman gerçekleşeceğine dair bir takvim yok. Bundan sonra üçlü liderler görüşmesi ne zaman olur, bunun için de bir tarih yok. Ama Ocak ayı çok erken. Ocak ayında böyle bir toplantı olacak diyemeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gazete ve televizyonların temsilcileriyle geride kalan yılı değerlendirdi. Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesinin terörle mücadele açısından önemine vurgu yaptı. Süreci sabote etmek isteyen ülkeler olduğunu da ifade etti. PKK-YPG bölücü ajandasıyla bizden daha çok Suriye için tehdit. Rejim de bu tehdidi görüyor. Fakat bizimle ihtilaflarından dolayı terörle mücadelede somut bir işbirliğimiz olmadı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede zemin oluşursa bu mücadelede ortakta hareket edebiliriz. Rejimle olan temaslar terörle mücadelemize engel değil.
Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili olarak Suriye'deki muhalefet temsilcilerinden herhangi olumsuz bir tavır olmadığını da belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Yunanistan'ın Ege'deki hukuk dışı talepleri de vardı. Atina yönetimini kara suları konusunda bir kez daha uyardı. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin veremeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995 yılında aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Maceraya atılma, bunun sonunun kötü olacağını sen de çok iyi biliyorsun. Evet Mehmet Kancı, şimdi Suriye'deki gelişmeler son 11 yılda yaşanan gerçekten son derece önemliydi. Öncesini düşünelim, Türkiye ile Suriye arasında son derece ılımlı bir dönem geçmişti. Ben hatırlıyorum Ortak Bakanlar Kurulu'ndan işte karşılıklı futbol takımlarının gidip Fenerbahçe gidip işte Halep'te maç oynamıştı. Liderler birlikte tatil yapıyordu. Ama ne olduysa 2010-2011'den sonra bu gidişat bir anda tersine döndü. Suriye'deki iç gelişmeler son derece önemliydi. Haklı olarak Türkiye tepkilerini dile getirdi ama bir anda Suriye coğrafyası pek çok ülkenin, pek çok örgütün çatıştığı, bulunduğu ortama dönüştü. Bundan da en çok Suriye halkı zarar gördü. Milyonlarca Suriyeli bugün ülke dışında, pek çoğu ülkemizde. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Liderlerin bir araya gelmesi sorunun çözüleceği anlamına gelir mi? Bunun için bir takvim öngörülüyor mu? Şimdi şuradan başlayalım istersen sevgili Coşkun. 2009 yılının son günlerinde hatırlıyorsan Tunus'ta bir olay olmuştu ve Arap Baharı'nın fitilini ateşlemişti. 2009'dan 2010 yılı boyunca ardından Mısır'a ve diğer Libya gibi ülkelere de sıçradı. Arap Baharı adı altında bugün geriye doğru baktığımızda tabii çok daha soğukkanlı bir şekilde gelişmeleri değerlendirdiğimizde Kuzey Afrika'dan başlayıp Orta Doğu, Mezopotamya bölgesinden geçip Körfez bölgesine kadar jeopolitik haritada bir takım değişiklikler yapılmak istendi. Bir teşebbüste bulunuldu. Burayı yeniden şekillendirmek isteyenler oldu. Bugün nasıl Rusya-Ukrayna savaşını barışla sonuçlandırmak isteyen ve savaşın uzamasını isteyen ülkeler varsa aynı lobinin başka aktörleri yerel ve küresel anlamda orada da oyun planının içerisindeydi. Fakat Suriye'de bu yapılmak istenen konu kilitlendi. Çünkü Rusya'nın yardıma gelmesi, Esad rejimine yardıma gelmesi beklenen planın uygulanmasını orada noktaladı ve tabii ki başka ülkelerde de başka pozisyon değişiklikleri oldu. Şimdi 11 yılın sonunda sonuçta bu arzu edilen planın halk ayaklanmaları yoluyla veya toplumların bir kısmının ayaklandırılması yoluyla ulaşılmak istenen yere ulaşılmadığı ve yeniden bir statükonun tesis edildiği bazı ülkeler tarafından kabul edildi. Dolayısıyla bir normalleşme çabası yeniden başladı. Özellikle tabii Türkiye ile Suriye arasındaki, hatta Körfez ülkeleriyle Suriye arasında zaten bu normalleşme çabası daha uzun bir süredir devam ediyor. Bazı ülkeler, Körfez ülkeleri Şam'daki büyükelçiliklerini açtılar. Ancak tabii ki gelişmeler Türkiye ile Suriye'yi son derece hasmane bir durumda karşı karşıya getirmiş oldu. Başka ülkelerin yaptığı hamleler de bunda etkili oldu. Şimdi tabii Türkiye bu çok kutupluluk tartışması 2023'te de sürecek demiştik. Türkiye yeniden bölgesel çözümleri üretme yoluna girdi. Yani bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme. İki tür ülke var çevremizde, onu görüyoruz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi mesela hala 19. 20. yüzyıl aklıyla işte Amerikalılar gelsin, Avrupalılar gelsin bizim bölgemizdeki sorunları çözsün diyerek Batı'nın eteğinin altına saklanarak bu sorunlarını çözme yoluna gidenler ve Türkiye gibi şu anda Şam yönetiminin yaptığı gibi makul bir arabulucu aracılığıyla sorunlarını kendi içinde çözmek isteyenler var. Azerbaycan mesela bu sorunları yıllarca yine Batı'nın girişimiyle Minsk grubuyla çözmeye çalıştı. Olmadığını görünce kendi imkanlarını devreye soktu ve bugün işte Karabağ sorunu, yıllarca çözülemeyen sorun çözülmüş oldu. Şimdi bugün de Şam yönetimiyle Ankara, Moskova vasıtasıyla bir araya geldiler. Tabii ki Moskova'nın burada bir takım kendi uzun vadeli çıkarlarına ilişkin de bu iki ülkenin barışması
Ajansı'ndan beklentileri var sonuç olarak ve bölgede ilişkileri normalleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip Mezopotamya bölgesinde Fırat'ın doğusunda yarattığı gri bölgeyi, bu denetimsiz bölgeyi ortadan kaldıracak bir takım hamleler devreye sokulmuş vaziyette. Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından da son derece önemli. Suriye'nin kuzeyi terör örgütlerinin cirit attığı bir bölgeye dönüşmüştü. Tabii ki bunu, ama sadece terör örgütünün buradan ortadan kaldırılması boyutu bunun bence artık sadece bir parçasını oluşturur hale geldi. Yani Türkiye ile Suriye'nin burada yapacağı işbirliği bölgesel anlamda çok daha uzun vadeli sonuçlar verecek bir işbirliği. Zaten 2008-2009 yıllarında senin biraz önce de hatırlattığın o işte Fenerbahçe'nin Halep'e gidip maç yapması gibi yakınlaşmalar bir takım ülkeleri ne kadar rahatsız etmiş ki Türkiye ile Suriye'yi bu kadar birbirine hasım hale getirme ihtiyacı duydular. Evet. Yani bu aslında bu süreç 1960'lardan beri devam ediyordu. Suriye sürekli olarak Türkiye'ye karşı o dönemde de terör faaliyetlerinde transit bir konumdaydı. Yani Türkiye'de faaliyet gösterecek terör grupları gidip bu ülke vasıtasıyla Filistin topraklarına iniyordu, Lübnan topraklarına iniyordu. Silah sevkiyatı da yine Suriye üzerinden yapılıyordu. Şimdi demek ki Türkiye ile Suriye'nin bir barışa, bir anlaşmaya varmasını istemeyen, bu böyle bir anlaşmanın bölgede kendi çıkarları açısından hiç de hayırlı olmayacağını düşünen bir takım ülkeler var. İşte nasıl bugün Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istemeyen ülkeler varsa, bu çatışmanın da diplomatik düzeyde veya silahlı düzeyde bu çatışmanın sürekli devam etmesini isteyen bir takım ülkeler var. Bunu daha tarihsel perspektifte bakacak olursak bundan 1000 yıl önceki Haçlı Seferleri sürecine kadar götürebiliriz. Yani sürekli Anadolu'nun Levant dedikleri Fransızların bu Suriye, Lübnan topraklarıyla kesiştiği bölgelerin sürekli bir çatışma içinde olması tarih boyunca talep edilmiş bir durum. Onları sükutu hayale uğratacak gelişme nihayet geldi. Moskova'da Ankara ve Şam yönetimi diyalog kurma konusunda uzlaştı. İşte Moskova'nın gözetiminde de ilk siyasi temas gerçekleşti. Şimdi Dışişleri Bakanı da ifade etti. Dışişleri Bakanları bir araya gelecek, ardından liderler gelecek. 2023 Suriye-Türkiye ilişkileri açısından herhalde olumlu gelişmelerin yaşanacağı yıl olacak. Çünkü ülkemizdeki sığınmacıların durumu da gerçekten ülkemizi de zora sokan bir durumda. Yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeli yıllardır ülkemizde. Onlar da en azından büyük bir çoğunluğu ülkelerine dönmek için böyle bir gelişmeyi bekliyorlardı. Tabii bir de şu var. Bu kurulacak diyalogla o yaklaşık 4 milyon Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelinin ülkelerine dönmesi durumunda Suriye'nin kuzeyinin ticari ve ekonomik anlamda çehresi de değişecek ve hali hazırda değişiyor. Mesela o topraklara geçtiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Şahit olduğum bir durum olarak söylüyorum. Neredeyse 1950'den beri unutulmuş topraklar orası. Yani Şam yönetimi oralara pek yatırım yapmamış, gözden çıkarmış olduğu topraklar. Fakat Türkiye'nin oraya girişiyle beraber bir standart yükseldi, çıta yükseldi. Şimdi o çıta daha da yükselmek durumunda kalacak. Türkiye'deki insanlar oraya döndüklerinde bir kere kamu hizmetleri anlamında çıtanın yükselmesi gerekecek. Hatırlayacaksınız 2008-2009'lu yıllarda Suriye, o bölgede yaşayan Suriye vatandaşları sağlık hizmetleri için Türkiye'ye geçiyorlardı. Tabii. Şimdi o yatırımlar Suriye'nin kuzeyinde daha fazla yatırım yapılacak. Belki de Suriye'nin daha bütünleşmesi açısından da maalesef acı bir tecrübe neticesinde, bu yaşananlar neticesinde bir takım adımlar atılmış olacak. Son derece önemliydi bu gelişme. 2023'te tabii beklentilerimiz bir aile yüksek. Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız şimdi, ama öncesinde bir haberimiz var. Onu verelim bakalım, 2023'te bizi neler bekliyor bu konuda sevgili seyirciler. Türkiye uluslararası diplomaside 2022'ye damgasını vurdu. Küresel sorunlara çözüm arayışlarında öne çıkan ülke oldu. Rusya-Ukrayna diplomasisinde tarihi toplantılara ev sahipliği yaptı. Savaşın neden olduğu birçok kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin lider diplomasisi neticesinde aşıldı. Hem savaşın taraflarıyla hem de küresel aktörlerle iletişim kanalları hep açık kaldı. İşte bu süreçte Türkiye tarafından denge politikası titizlikle uygulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı 2022'de uluslararası diplomasinin dinamiklerini belirleyen en önemli gelişme oldu. Türkiye barış için atılan her adımda en ön safta yer aldı. Ankara savaş öncesinde krizin tırmanmaması adına yoğun çaba harcadı. Savaşın başladığı 24 Şubat'ta tavrını net şekilde ortaya koydu. Askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve
reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Başta savaşın taraflarıyla olmak üzere küresel aktörlerle çözüm odaklı temas trafiği hiç kesilmedi. Etkin bir mekik diplomasisi yürütüldü. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Rusya ve Ukrayna ile yıllardır süregelen çok yönlü işbirliği, diplomaside Türkiye'nin elini güçlendiren önemli bir dinamikti. Savaşın sona ermesi için gösterilen çabanın yanında, ikili ilişkilerin korunmasına da büyük önem verildi. Denge politikasına her safhada dikkat edildi. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Ankara, Moskova-Kiev hattında yürüttüğü diplomatik temaslarda taraflara her defasında diyalog çağrısı yaptı. Sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceği vurgulandı. Barış için sergilenen bu samimi ve kararlı duruş Türkiye'nin tarafsız arabuluculuk rolünü de üstlenebileceğini ortaya koydu. Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada buluşturmak için gösterilen çaba sonuç verdi ve ilk üst düzey görüşmenin adresi Antalya oldu. Dünyanın gözü 10 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'ndaydı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaş başladıktan sonra Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilk kez bir araya geldi. Bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir. Ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Mart ayı sona ermeden Türkiye bir diplomatik başarıya daha imza attı. Rus ve Ukraynalı heyetlere bu kez İstanbul ev sahipliği yaptı. Taraflar 29 Mart'ta bir kez daha aynı masada buluştu. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Moskova'ya gideceğiz. Şimdi Eşref Yalın Kılıçlı ile konuşacağız. Türkiye her türlü katkıya hazırız dedi ve bu katkıyı ya savaşın başından bu yana göstermekten kendini geri durmadı sevgili seyirciler. Şimdi Eşref sana soralım. 2022 böyle geçti. Savaşta 10 ay geride kaldı. Türkiye yoğun çaba gösterdi. Pek çok kez bir araya geldi. Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze 4 kez görüştü. Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. 16'şar kez telefonda konuştu liderlerle. Antalya'da bir araya getirdik onları. Tahıl krizinde dünyanın önünde önemli bir problemdi. Aşılmasında yardımcı oldu Türkiye. Ama bir türlü iki lideri müzakereler konusunda bir araya getirmeyi başaramadık bunca çabaya rağmen. Neler aktaracaksın? 2023'te neler beklenmeli savaşın seyri hakkında? Evet Coşkun Özen, siz 2022'yi ana hatlarıyla özetlediniz zaten ki burada da özellikle Rusya ve Ukrayna arasında müzakereyi en çok arzulayan, bunun için somut çaba sarf eden tek ülke Türkiye'ydi dünyada ve bunun tabi semeresini bütün dünya gördü. Zira dediğim gibi özellikle tahıl krizi çok önemliydi. Türkiye bu krizi çözme adına neredeyse anahtar ülke konumundaydı ve o anahtar ülke konumunu pozitif bir şekilde kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz tıkanan görüşmeleri açmayı başardı ve Putin'i ikna etti. Hatırlarsanız Rusya Ekim ayında bu tahıl koridorunu tek başına tek taraflı olarak kapatmıştı ve açmayacaklarını söylüyorlardı. Zira Ukrayna'yı suçlamışlardı. Bu tahıl koridorunun Ukrayna tarafından kendilerine karşı terör saldırıları için kullanıldığını iddia ediyordu Rusya. Ancak Türkiye bütün bu negatif ortama rağmen, kötümser ortama rağmen iyimserliğini kaybetmedi ve 2022 boyunca gerek tahıl krizi, gerek esir değişimi, gerek müzakereler için Türkiye'de yapılan kurulan masayı da hatırlattınız siz. Dolayısıyla bu pozitif adımlar, somut adımlar atıldı. Ancak şu ana kadar iki tarafı da ikna etmek için, özellikle liderleri ikna etmek için yeterli olmadı. Zira iki tarafta ne yazık ki kendi pozisyonlarından çok fazla bir esneme göstermiyorlar ki Rusya özellikle son haftalarda da bu pozisyonunu koruyor. Özellikle yapılan açıklamalarda Kremlin'de
o dört bölgenin tanınması gerektiği, sahadaki gerçekliğin, şu anki gerçekliğin tanınması gerektiğini söylüyorlar. Lavrov'un yapmış olduğu açıklamalarda Dışişleri Bakanı'nın özellikle Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak Rusya'nın operasyonunun ana amacı olduğunu, şayet ki güvenlik talepleri karşılanmazsa ve o dört bölgeden Rusya'ya tehdit oluşturabilecek taarruzlar ve teyakkuzlar gelmeye devam ederse bu işi Rus ordusu çözer diyor. Müzakereler yoksa ordu bu işi çözer diyerek aslına bakarsanız kaba gücü sürekli Rusya, Batı'ya ve Ukrayna'ya gösteriyor. 2023'e gelecek olursak tabii ki Ruslara sorduğumuz zaman özellikle Ukrayna ile savaş istemediklerini ancak bu savaşın Batı ile Rusya arasında olduğunu ve bunun kurbanının da ne yazık ki Ukrayna olduğunu söylüyorlar ve Ukrayna hükümetini suçluyorlar. Ukrayna halkından ziyade Ukrayna hükümetini suçluyorlar. Burada özellikle savaşa destek veren insanlar bilhassa Ukrayna hükümetinin Batı'nın politikalarına alet olduğunu ve bu minvalde Rusya'ya karşı cephede yer aldığını ancak Rusya ile Ukrayna'nın ve Belarus'un tek halk olduğu konusunda böyle bir baskın anlayış var burada da ve özellikle bu savaşın dediğim gibi Ukrayna ile olmadığını, Rusya'nın Batı ile bir beka savaşı verdiği konusunda Kremlin'e ve Putin'e destek veriyorlar halkın büyük bir kısmı. Diğer taraftan ise savaşın bir an önce artık bitmesi, 2023 için söylüyorum, ekonominin düzelmesi, ancak şunu da biliyorlar, geceden sabaha, bugünden yarına bu yaptırımlar evet, kalkmayacağını ve Batı ile ilişkilerin düzelmeyeceğinin de farkındalar. Ancak savaşın bitmesi Rus halkı için özellikle dediğim gibi gelecek sene için en büyük dileklerden bir tanesi. Ukrayna ile artık bu savaşın sürdürülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak Batı ile savaşın da jeopolitik ve jeoekonomik olarak süreceğine dair de bir algıları, bir anlayışları var. Dediğim gibi 2023'te tabii ekonomi ve savaş konusunda Rus halkının beklentileri var. 2023'ün de bu anlamda Rusya'ya aslına bakarsanız çok da pozitif bir tablo sergilemediğini de hatırlatmam gerekiyor Coşkun Özen. Eşref Yalın Kılıçlı Moskova'dan özetledi durumu. Şimdi Mehmet Kancı, bedeli hem dünya için hem Avrupa için hem de Ukrayna için, Rusya için oldukça ağır bir savaş. 10 aydır devam ediyor. Şimdi Eşref Yalın Kılıçlı da söyledi. 2023'e de sarkacak çatışmalar. Bu savaş bitmeyecek gibi gözüküyor dedi ama halklar da bir an evvel bu savaşın bitmesinden yana ekonomik bedelleri de çok ağır oldu. Ne dersin? Şimdi Moskova'dan Yalın Kılıçlı'nın üzerinde durduğu iki nokta var. Kesinlikle bu artık Batı'yla Rusya'nın bir savaşı olduğu çok açık ve net. Neden? 20-21 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 10 gün kadar önce, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'a yaptığı bir ziyaret vardı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı tarafından Bahmut bölgesine yaptığı ziyaretten hemen sonra çok sofistike bir operasyonla önce Polonya'ya götürüldü. Polonya'daki 2. Rammstein üssü olarak adlandırılan, yani Amerika'nın Almanya'daki en büyük üssüne benzer bir üsten uçağa bindirildi. Kuzey Denizi üzerinden İngiltere ve ardından Amerika'ya götürüldü. Şimdi bu ziyaret sırasında yapılan konuşmalara baktığımız zaman ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni silah vaatlerine baktığımız zaman, ki bunlardan en önemlisi bir Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilecek olması. Bütün bunlar savaşın 2023 yılı boyunca neredeyse devam edeceğinin göstergeleri. Çünkü Patriot sistemleri hatırlarsın 1. Körfez Savaşı sırasında ilk kez ismini duymuştuk. 30 yıldır geliştirilen bir sistem ve bu sistem ilk kez doğrudan Rusya'nın silahlarına karşı cepheye çıkmış olacak. Bugüne kadar hep dolaylı yoldan Rus yapısı silahlara karşı kullanılmıştı. Ancak ilk kez Rus ordusuna karşı Ukrayna cephesinde 2023 yılında kullanılacak. Bunun haricinde de yine Amerika Birleşik Devletleri uzun menzilli füzeler vermeye hazırlanıyor Ukrayna'ya. Sen de takip ediyorsundur. Son 10-15 gündür özellikle Ukrayna ordusu kamikaze dronlarla Rusya içerisindeki stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels 2 ve benzeri hava üslerini hedef alıyor. Dolayısıyla bütün bunlar savaşın devam etmesini isteyen lobinin başarılı olduğunu, 2023 yılında uzun süre bu çatışmanın devam edeceğini işaret ediyor. Hatta yine Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nın eski Amerikalı generali Hodges'un bir açıklaması vardı. Bu Zelenski'nin Washington ziyaretinden hemen sonra özür dilerim. Uzun menzilli uydu güdümlü füzeler eğer Ukrayna'ya temin edilirse diyor Amerikalı general, Ağustos ayında Kırım'ı kesin olarak ele geçirirler. Yani Amerika Birleşik Devletleri Pentagon veya gizli servis
değerlendirmeleri şunu gösteriyor ki Ukrayna Savaşı en azından önümüzdeki yılın 9. 10. ayına kadar devam edecek. Amerikalılar bunu böyle planlamışlar ve öngörmüşler. Şimdi tabii bana soracak olursan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere neyi amaçlıyor? Bir kere Rusya'nın sürekli bir savaş ekonomisi içerisinde kalması, yani kaynaklarını sürekli savunma için kullanması, bu süreçte halkın giderek yaşam standardının düşmesini arzu ediyorlar. Bu birincisi. İkincisi, hedef ne peki? Hedef bence şu: Rusya'yı devasa ölçekte bir demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne çevirmek. Yani ekonomik şartların son derece bozuk olduğu, yönetimin halk üzerinde bu nedenle baskı uyguladığı devasa bir demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne dönüştürüp, ki Amerika Birleşik Devletleri savaş sürerken şu anda Ukrayna'yı yeniden inşa etme çalışmalarına da başladı. Bunun karşısında Ukrayna ve Polonya gibi, aynı Federal Almanya Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi ülkeler konacak ve nihai olarak Rusya halkının mevcut yönetim anlayışını duvarın içerisinden kendi kendine yıkması arzu edilecek. Yani mümkün olursa bu savaşın belki de 2 yıl daha devam etmesi, Rusya'daki refah seviyesinin ve ekonomik durumun daha da bozulması Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin şu anki politikasının sonuçları ve amaçları olacak gibi görünüyor. Son derece önemli değerlendirmeler. Bu savaş sürecekse peki enerji fiyatları aldı başına gitti. İşte Avrupa Birliği enerji krizi içerisinde, sadece Avrupa değil tüm dünya savaşın yansımalarını yaşıyor. Ekonomik olarak enflasyon oranları nerelere geldi gördük bir yıl içerisinde. Peki bundan sonra ne olur? Dilersen şimdi bir Brüksel'e gidelim. Bu savaştan Amerika Birleşik Devletleri'nin karlı çıktığına, Avrupa Birliği'nin aslında bu savaşın sürdürülebilir olup olmadığını düşünme aşamasına çoktan geldiği bir dönemdeyiz. Bakalım Mustafa Seçen bize neler aktaracak? 2023'ten beklentiler neler? 2022 Mustafa Seçen tüm Avrupa'da krizlerle, grevlerle, enflasyonla, ekonomideki kötü gidişle anıldı. İşte Fransa'dan haberler var ve insanlara odun yakmaları konusunda teşvikler var. Almanya'dan benzer haberleri gördük. 2023'te neler bekliyor Avrupa'yı, sana soralım. Coşkun Özen, şöyle kısa bir 2022 değerlendirmesi yapmak gerekirse, hatırlanacağı gibi Şubat ayında Rusya ve Ukrayna arasında başlayan o savaş neticesinde Şubat ayından beri aslında 2022 yılının neredeyse tamamında Avrupa'da çok sancılı bir süreç yaşandı. Zira NATO bilindiği gibi bu savaşın adeta bir parçasıydı. Çünkü üst üste açıklamalar geldi. Adeta 24 saat NATO'da ışıklar sönmedi diyebiliriz. Öte yandan tabii savaş devam ederken Avrupa Birliği'nden üst üste hatırlanacağı gibi Rusya'ya ambargolar gelmişti. Ambargolar uygulanmaya başlamıştı ve bunun neticesinde de yaz aylarından başlamak üzere Rusya Avrupa'ya göndereceği doğalgazın vanalarını kısmaya başlamıştı ve bir enerji krizi de ortaya çıkmıştı. Zaten pandemi sonrası süreçte bir de üstüne savaş eklenince emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında inanılmaz yükselişler yaşanmıştı ve bu da refah toplumu olarak adlandırılan Avrupalının direkt cebine yansımıştı. Geçen sene hatırladığım kadarıyla gelecek yıl vadeli elektrik kontratları 10 kata kadar yükselmişti. Doğalgazdaki artışlar zaten malumunuz. Avrupa'da enerji faturaları cep yakmaya başlamıştı ama tabii en önemli sorun doğalgaz sorunuydu ve 2022'nin sonlarında Aralık ayında enerji bakanları toplanmıştı ve Rusya'dan alınacak doğalgaza bir tavan fiyat uygulaması getirilmişti. 2022 yılı Avrupa Birliği'nde böylece kapatılmış oldu. Tabii merak edilen pek çok husus var. Başta doğalgaz meselesi. Çünkü Avrupa'nın stoklarında işte hep anlatıyorduk, bu yılı belki geçirebilecek kadar doğalgaz stokları var ama önümüzdeki süreçte çok ciddi sıkıntılara gebe olacağını söylemiştik. Zira bunun da zaten şimdiden hazırlığı yapılıyor. Avrupalı yetkililer sürekli başka ülkelerde, Körfez ülkelerinde, Afrika ülkelerinde bir doğalgaz arayışına girmiş durumdalar ama doğalgaz getirmesi, o boru hatlarını kurması malumunuz uzun yıllara sari meseleler ama kısa vadede palyatif çözümlerde tabii bir yandan aranıyordu Avrupa Birliği'nde. Önümüzdeki aylarda tabii Türkmenistan üzerinden, Azerbaycan üzerinden Türkiye'nin bir enerji merkezi olup Avrupa'nın da enerji ihtiyacını karşılayabileceği şekilde arayışlar var. Çünkü Rusya'dan
zaten çok net bir açıklama vardı. Biz artık Avrupa'ya doğalgaz satmayacağız. Çünkü tavan fiyat uygulaması getirildi ve biz tavan fiyat uygulamasından dolayı petrole de aynı şekilde tavan fiyat uygulaması getirildi. Ve biz Avrupa'ya doğalgazı satmayacağız demişti. Tabii 2023 de hayli sancılı geçecek gibi duruyor Avrupa Birliği açısından. Bir yandan halen savaş devam ediyor. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ambargoları artırırken Ukrayna'ya karşı desteğini de bir yandan artırıyor. NATO Genel Sekreterinin hemen hemen her basın toplantısında Ukrayna ile ilgili sorular sorulduğunda desteğin devam edeceği söylüyordu kendisini Jens Stoltenberg. Yine Avrupalı yetkililer de konsey başkanları, komisyon başkanları ve yetkililer bu anlamda Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine yönelik sürekli açıklamaları yapıyordu. Tabii süreç nereye evrilecek? 2023'te de öyle güllük gülistanlık bir Avrupa siyasetiyle karşılaşmayacağız. Çünkü bir yandan da halkın buna tepkisi giderek artmaya başladı. Çünkü 10 milyonun üzerinde bir nüfus hareketliliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük nüfus hareketliliği yaşandı Avrupa genelinde. Ve 10 milyonun üzerinde rakamlara göre Ukraynalı Avrupa topraklarına gelmişti. Ve tabii homurdanmalar da başlamıştı. Savaşın getirdiği o yıkıcı etkiler refah toplumu olarak adlandırılan Avrupalılarda homurdanmalara sebep olmuştu. Toparlayacak olursak 2023 yılı da güllük gülistanlık geçmeyecek. Yine enerji krizinin etkileri artarak devam edecek Avrupa'da ve tabii siyasi çalkantılarda bunun bir sonucu olarak devam edecek gibi görünüyor Coşkun Hocam. Mustafa Seçen'den aldık bilgileri. 2023'e ilişkin beklentiler güllük gülistanlık geçmeyecek dedi. Siyasi çalkantılara gebe Avrupa Birliği dedi. Birazdan çok detaylı konuşacağız seninle ama aklıma Rusya eski devlet başkanı Medvedev'in kehanetleri geldi. Oldukça yankılanmıştı. Avrupa Birliği dağılacak, İngiltere Avrupa Birliği'ne geri dönecek, enerji fiyatları tavan yapacak gibi kehanetleri vardı. Bunları da konuşacağız ama dilersen bir İngiltere'ye gidelim önce. Zeynep Eryılmaz bizi bekliyor. Ona da sormak isterim. Şimdi İngiltere'de yapılan anketlerde halkın büyük çoğunluğunun aslında Brexit nedeniyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından dolayı hoşnutsuz olduğu ifade ediliyor. Çünkü İngiltere o tarihten bu yana hem siyasi çalkantılarla hem ekonomik krizlerle anılıyor. İşte grev dalgaları yeni yıla girerken pek çok sektörde yaşanan grevler günlük hayatı da olumsuz etkilemeye başladı. 2023'ten beklentiler neler? 2022 nasıl geçti İngiltere açısından? Zeynep Eryılmaz, senden alalım değerlendirmeleri. Coşkun Özen, gerçekten 2022 İngiltere için çok değişik bir yıldı. Çünkü hem siyasette hem de ekonomide çok farklı olaylar yaşandı. İngiltere siyasetinin şimdiye kadar karşılaşmadığı olaylara tanık oldu, sahne oldu. Tabii ekonomi ve siyaset diye ayırdığımızda ilk olarak şunu söylemek gerekiyor. İngiltere siyaseti bir ilkle karşılaştı ve bir yıl içerisinde 3 defa başbakan değişikliğine gidildi. Hatırlanacağı üzere yaz aylarında Boris Johnson hükümeti istifa etti ve yerine Liz Truss hükümeti geldi. Ekim'de de Liz Truss hükümeti göreve başladı ama en kısa süre başbakanlık yapan isim oldu başbakan olarak Liz Truss ve 49 günlük bir başbakanlık macerası oldu, bir başbakanlık serüveni oldu Liz Truss'ın. Ancak Muhafazakar Parti içindeki çalkantılar bununla da bitmeyince Rishi Sunak başbakan oldu. Yani bir sene içerisinde İngiltere 3 defa başbakan değiştirmiş oldu ki bu da ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Şimdi tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor, bu hem İngiliz siyasi için hem de diğer taraftan Muhafazakar Parti için yeniden pek çok soruyu beraberinde getirdi. Bundan sonra İngiltere nasıl bir yol izleyecek? Muhafazakar Parti bundan sonra ne yapmalı da oy oranlarını arttırmalı? En çok tartışılan konuların başında bu geldi İngiltere'de. Tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Siyaset dedik ama çok da fazla siyasetten ayrı tutamayız. Kraliyet ailesinde de çok büyük değişiklikler oldu. Tabii kraliçenin ölümü en başta, bunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak onun öncesinde kraliçe Haziran ayında bir jübile yaşamıştı. Jübilede 70. yılını, tahtta 70. yılını kutlamıştı ki birkaç ay sonra da vefat etti. Ve ardından da kraliçenin ölümü
hem dünyada hem de İngiltere'de büyük yankı buldu. Eylül ayında 96 yaşında Kraliçe 2. Elizabeth vefat etti ve yerine oğlu 3. Charles geldi ve ardından da yeniden monarşi tartışmaları da başlamış oldu, alevlenmiş oldu ki halen de devam ediyor bu monarşi tartışmaları ülkede. Tabii bunlar siyaset yönü ama İngiltere'de ekonomi yönünde ele almak gerekiyor. İngiltere'de ekonomik olarak pek çok ilk yeniden yıllar sonra yaşandı. Örneğin iki basamaklı enflasyona tekrar geçiş yaptı İngiltere. 41 yılın ardından yeniden iki haneli enflasyonu görmüş oldu. En çok tartışılan konuların başında bu geldi ki hayat pahalılığında ciddi bir biçimde arttığı görülüyor ülkede. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Resesyona girilmesi tekrar konuşuldu ki bunu sadece kamuoyu ya da uzmanlar söylemedi. Merkez Bankası'ndan da ciddi açıklamalar geldi. Resesyona girilebileceği yönünde ki 2023 gene bu resesyon çalkantıları içinde geçebilir. Böyle de bir durum var. Hayat pahalılığı en çok tartışılan konu başlıklarından bir tanesi oldu dedik. Hatta Kral 3. Charles Noel mesajında buna değindi ve hayat pahalılığını öne çekti konuşmasında. Bu çok dikkat çekici bir gelişmeydi İngiltere için. Sadece enflasyon, hayat pahalılığı değil, en çok konuşulan konuların başında enerji fiyatlarındaki artış geldi. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı bunun en önemli nedeni ama şöyle genel olarak bir bakıldığında en çok hayat pahalılığından sonra enerji fiyatlarındaki artışın görüldüğünü söylemeliyiz, konuşulduğunu söylemeliyiz. Bu da faturalara neredeyse her hane için 1000-1500 poundluk bir ekstra ücret olarak yansıdı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Sadece enerji alanı değil, ayrıca enflasyonun da 2023'te çokça tartışılacağını, çokça konuşulacağını söylememiz gerekiyor. Özellikle artan hayat pahalılığı İngiltere için, enerji fiyatlarındaki artış İngiltere için en önemli konu başlıklarından, en çok tartışılan konu başlıklarından bir tanesi olacak. Siz de yayınımıza girerken belirttiniz tabii ki grevler yaz aylarında ufak ufak başlamıştı ama daha da artan bir biçimde 2023'e geçecek bir biçimde bunu görüyoruz. Grevler neredeyse ondan fazla 15'e yakın iş kolunda devam ediyor ve devam edecek. Bunu da belirtelim. Sadece belli alanlarda değil, örneğin ulaşımda değil, İngiltere'nin çok zorlandığı bazı alanlar var, sağlık alanı gibi. Onlarda da ilerleyen günlerde ve haftalarda yeniden grevlerin devam edeceğini söylemeliyiz. Biraz önce söylediğimiz gibi artan hayat pahalılığı ve diğer taraftan enerji fiyatlarındaki artış ve grevler yılın ilk yarısında İngiltere'yi en çok zorlayacak konu başlıkları arasında görünüyor Coşkun Özel. Zeynep Er Yılmaz Londra'dan değerlendirdi. İşte 2023'te İngiltere'deki beklentileri, enerji fiyatları, bütün enerji uzmanları 2022'yi aratacak 2023 diyor. Enerji konusu son derece önemli. Neler söylemek istersin, neler bekliyor bizi? Şimdi tabii beklentiler çok daha karamsardı ama kış mevsimi şu ana kadar Avrupa'yı korkulduğu seviyede etkilemedi. Hı hı. Dolayısıyla doğalgaz fiyatları yüksek olmakla beraber geçen dönemlere göre hala makul bir seviyede. Petrol fiyatları da, ham petrol fiyatları da 80 doların biraz üzerinde. Ama burada bir parantez açıp mesela enteresan bilgilere dikkat etmek, hı hı, lazım. Şimdi Avrupa'da enerji maliyetleri çok artıyor deniyor ama boru gazı enerji maliyetleri artıyor veya tavan fiyat belirlendiği için Rusya artık diyor boru gazı satmayacağım diyor. Peki sıvılaştırılmış doğalgaz ne durumda diye baktığımızda Fransa sıvılaştırılmış doğalgaz alımında Rusya'dan aldığı sıvılaştırılmış doğalgazı Coşkun %50 oranında arttırmış ve Rus sıvılaştırılmış LNG'sinin bir numaralı müşterisi haline gelmiş vaziyette Avrupa'da. Yani şimdi bir yandan yazık Avrupa ölüyor bitiyor deniyor ama bir takım ülkelerin mesela Türkiye'ye çok yoğun bir eleştiri var Rusya ile Avrupa Birliği yönetiminden. Siz Rusya ile hala niye ticaretinizi devam ettiriyorsunuz, niye şöyle yapıyorsunuz, niye görüşüyorsunuz deniyor ama Fransa bir numaralı Rus LNG'sinin sıvılaştırılmış doğalgazının müşterisi vaziyetinde şu anda. Japonya ile yarışıyorlar neredeyse bu konuda. Rusya bundan para kazanmıyor mu? Şimdi bir başka boyut. Rus petrolünü ve yine LNG'sini peki dünyaya gemileriyle kim taşıyor? Hangi ülkenin bandırası taşıyor? Bu konuda Yunanistan birinci sırada gidiyor. Tabii. Yani Yunanistan'ın bundan çok ciddi bir kazancı var. Demek ki bir yandan Avrupa için üzülürken enerji fiyatları açısından, hı-hı, bir yandan da bu işten kimlerin kâr ettiğini, hangi Avrupa ülkelerinin
Bu yaptırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içindeki yaptırım politikasının kimlere yaradığını da bakmak lazım. Şimdi tabii ki bir de Amerika Birleşik Devletleri kuzey yakın boru hatlarına niye karşı çıkıyordu? İşte siz diyordu bu hatları özellikle ikincisini de devreye sokarsanız yılda neredeyse 100 milyar metreküp Rus gazını alacaksınız ve Rus doğal gazına bağımlı hale geleceksiniz diyordu. Şimdi ne oldu? Bütün Avrupa neredeyse yarı yarıya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgazın evet. bağımlısı haline geldi. Dolayısıyla bu enerji oyununu irdelerken bir takım satır arası bilgilere çok daha iyi odaklanmak, bunları daha iyi okumak lazım. Tabii ki Avrupa'daki geniş halk kitleleri bu gidişattan ağır şekilde etkileniyor. Daha doğrusu 30 yılı aşkın bir süredir, biraz önce Zeynep de Londra'dan ifade etti. 40 yıldır işte ilk defa Fransa'da için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İki haneli enflasyon rakamları. Şimdi bu durum aslında biz normal olanı yeniden yaşamaya başladık. Yani son 30-40 yıllık süreç tarihsel akışa baktığımız zaman anormal bir refah dönemini yaşamıştı. Avrupa. Şimdi bu yaşanan refah döneminin tabii ki sonuna geldi ve bunun bedeli ödeniyor. Ama bunun bedelini kim ödüyor? İşte geniş halk kitleleri ödüyor. O geniş halk kitleleri de büyük ihtimalle ilk yapılacak seçimlerde bunların hesabını soracak. Nitekim İtalya'ya baktığımız zaman ilk defa aşırı sağcı bir kadın başbakan Meloni iktidara geldi. Hı hı. Almanya'daki kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Sosyal Demokrat Parti'nin bugün çok ciddi bir şekilde oy kaybıyla karşı karşıya olduğunu ve yine popülist sağcı parti AfD'nin yükseldiğini görüyoruz Almanya'da. Hı hı. Benzer durumlar bugün Fransa'da siyaset sahnesine baktığımız zaman merkez sağla aşırı sağ mücadele halinde olduğunu görüyoruz ve bütün bunların tabii ki bir takım çıktıları, bir takım sonuçları tabii, olacak. Siyasi sonuçlar özellikle. Kesinlikle. Bu çok kutupluluğu tartışıyoruz. İşte bölgesel politikalar ön plana çıkıyor diyoruz. Belki biraz önce eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in kehanetinden bahsetmiştim. Ben Sayın Medvedev'le aynı fikirde değilim. İngiltere Avrupa Birliği'ne dönmek bir yana, Avrupa Birliği içerisinde başka parçalanmaların olduğunu da görebileceğiz. Şimdi bir başka tabii dünya gündeminde öne çıkan başlık, 2022 yılı boyunca konuştuk. İşte Uzak Asya'daki gelişmeleri, Çin, Tayvan, Çin, ABD, tüm bu gelişmelere bakacağız. Pekin temsilcimiz Musa Peryit bizi bekliyor Pekin'de. 2023'ten beklentileri soracağız sana. Hem dünyayı diken üstünde tutan gelişmeler yaşandı. O Tayvan körfezi, Çin-Tayvan arasında, ABD-Çin arasında 2023'e nasıl evrilir tüm bu gelişmeler? Öte yandan tabii salgın. Şimdi dünya salgından aslında çıktığımız bir yıl olarak görüyoruz 2022'yi ama yılın son günlerinde Çin'den gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Salgın tedbirlerini gevşetti Çin. Bir anda da vaka sayıları patladı. Milyonun üzerine çıktığı günlük vaka sayılarının ifade ediliyor. Pek çok ülkede Çin'den gelecek turistlere, yolculara zorunlu test uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Senden de bir değerlendirme alalım 2023'e ilişkin kısaca Musa Peryit. Coşkun Özen, 2022 yılı boyunca konuştuğumuz gündem başlıklarını aslında özetledin. Dediğin gibi Tayvan krizi, ABD ile ilişkiler, koronavirüs konusu, koronavirüs ve salgın başlığı 2022 yılı boyunca Çin'de oldukça fazla konuşulan en üst sıralardaki gündem başlıklarından birisi oldu. Tabii özellikle Tayvan meselesi Çin'in aslında ilk kurulduğu 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çin Komünist Partisi'nin iktidara gelmesinin ardından o zaman iktidarda olan Milliyetçi Parti'nin Tayvan'a gidip orada Tayvan'ı orada yerel bir hükümet kurmasıyla bu sorun ortaya çıkmıştı ve geçen yıllar boyunca da çözülememiş bir sorun olarak kalmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde Tayvan sorununun özellikle daha önceki yıllara göre daha fazla gündeme geldiğini, başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olmak üzere derin uluslararası krizlere neden olduğunu gördük. Tabii özellikle yıl sonuna doğru yaklaşırken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gerçekleştirdiği Tayvan ziyareti özellikle de krizi en üst aşamaya ulaştırmıştı. Hatırlanacağı üzere Çin Pelosi'nin ziyaretine büyük tepki göstermiş ve
Tayvan çevresinde bu zamana kadar düzenlediği en geniş kapsamlı askeri tatbikatları düzenlemişti. 7 gün sürmüştü bu tatbikatlar ve gerçek mühimmat kullanmıştı Pekin bu tatbikatlarda ki attığı bazı balistik füzelerden ve bazıları Japonya'nın münhasır ekonomik sahasına, bölgesine düşmüş. Bu Tokyo'dan da tepki çeken bir adım olarak kayıtlara geçmişti. Tabii Tayvan konusundaki kriz özellikle ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde 2022 yılı boyunca belirleyici olduk. Hatırlanacağı üzere Biden'ın iş başına gelmesinin ardından ABD-Çin ilişkileri gerilmişti. Özellikle de Tayvan, Hong Kong, Güney Çin Denizi'nde yaşanan gelişmeler ve özellikle de son günlerde ABD'nin attığı çip adımının ardından tarafların arasındaki o ilişkilerin iyice gerildiğini gördük. Biden ve Xi en son geçtiğimiz haftalarda Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde aslında bir araya gelmişlerdi ve taraflar özellikle de sorunlu geçen yılların ardından iki lider yaptığı görüşmede ilişkileri aslında geliştirmek adına görüş birliğine varmıştı ve özellikle de 2023 yılında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin'e bir ziyaret yapması konusunda taraflar görüş birliğine vardılar. Dolayısıyla 2023 yılında Blinken'in Çin'e gelip Çinli mevkidaşı başta Wang Yi olmak üzere Çinli liderlerle temasta bulunacağını bekliyoruz. Takip ediyor olacağız. Bu da tabii özellikle ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin seyri konusunda yol gösterici olacak. Tabii bir diğer gündem başlığı da koronavirüs oldu. Dünyanın geride bıraktığı salgından Çin bir türlü çıkış yolu bulamadı 2022 yılı boyunca. Sıfır vaka politikası izliyordu Çin. Geçtiğimiz yaklaşık 3 yıl içerisinde 2022 Kasım ayına kadar uyguladığı bu sıfır vaka politikasında sonunda protestoların ardından özellikle ülkede geniş çaplı protestoların ardından bir anlamda sonlandırmak zorunda kaldı. Ekonomik ve toplumsal baskıların ardından bu politika bitirildi ve esneme adımları atıldı. Esneme adımlarıyla birlikte tabii özellikle 8 Ocak'tan itibaren Çin'in artık dünyaya açılması, bir anlamda sınırlarını açmasıyla Çin'in bu dünyadan tecrit olmuş halinin biteceği tahmin ediliyor. Ancak az önce aslında sen de bahsettin, Çin kapılarını açıyor ancak diğer ülkeler Çin'e kapılarını açacak mı? Soru işaretlerine neden oldu. Zira birçok ülke Çin'de ortaya çıkabilecek yeni bir varyantın kendi ülkelerinde yeni bir dalga salgına sebebiyet vermesinden endişe duydukları için Çin'den gelenlere yönelik bazı kısıtlamalar uygulamaya başladı. Aralarında ABD, Japonya, İtalya, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke Çin'den gelenlerden zorunlu koronavirüs testi istemeye başlamış durumda. Dolayısıyla 2023 yılında da koronavirüs salgınını yine Çin'in gündeminde üst sıralarda görüyor olacağız. Son olarak tabii Çin ekonomisi de merak ediliyordu. Özellikle Dünya Bankası Çin'in uyguladığı sıfır vaka politikasının ülke ekonomisine yarattığı maliyetin ardından 2022 Çin büyüme tahminini %2,8'e indirmişti. Hatırlanacağı üzere Çin özellikle 1979'da o reform ve dışa açılma politikasını başlatmasının ardından yıllar boyu %10'un üzerinde büyüyerek büyük bir ekonomi mucizesi aslında belki de gerçekleştirmişti. Ancak işte artık o ekonomik büyümeyi kaybetmiş durumda Pekin. 2022 yılındaki beklenti %2,8. 2023 için ise Pekin'in büyüme hedefi %5 olarak açıklandı. Dolayısıyla Çin'in önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda yeni yılla birlikte özellikle sıfır vaka politikası altında azalan ekonomik aktiviteyi yeniden canlandırmak, ülke içinde tüketimi arttırmak ve yine azalışa geçen ihracat ve ithalat rakamlarını arttırmak için teşvikler, yeni ekonomik paketlerinin gelmesini bekliyoruz. Coşkun Özen, toparlamak gerekirse 2022 yılı gerek Çin içerisinde yaşanan Çin Komünist Partisi'nin kongresi gibi önemli gelişmeler yaşanırken gerekse de Çin dışarısından ABD ile ilişkiler, Tayvan'la ilişkiler, salgının durumu ve yine ekonomiye ilişkin tartışmalarla geçti. 2023 yılında da benzer konuları konuşacak gibi gözüküyoruz diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, şimdiden de aldık bilgileri. 2023'ten beklentiler böyle. Tabii yıl boyunca konuştuk. ABD ile Çin arasında, Çin ile Tayvan arasındaki bu gerilimi önümüzdeki yılda sarkacak gibi gözüküyor. Neler söylemek istersin? Çok kısa olarak şunu söyleyelim. Biraz önce ne dedik? Ukrayna-Rusya savaşı aslında bir Batı-Rusya savaşına nasıl dönüştüyse
Tayvan'da aynı gerekçeyle kullanılabilir. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a yapacağı bir müdahale Amerika Birleşik Devletleri için Batı-Çin savaşına dönüşebilir. Hı hı. Bunu bir not etmek lazım. Bir de tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin hamleleri kadar özellikle Japonya'nın geçen hafta ilan ettiği yeni silahlanma programı ve 5 yıllık silahlanma bütçesine çok dikkat etmek gerekiyor. 20. yüzyılın başında Meiji Restorasyonu döneminde Japonya'nın silahlanması süreci ve 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile ittifaka girerek Pasifik bölgesindeki attığı askeri adımların nelere yol açtığı daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda görülmüştü. Evet. Ve bir de tabii ki Kuzey Kore'nin değişen nükleer doktrini var. Son bir haftadır Kuzey Kore'de de Pyongyang'da bir takım toplantılar düzenleniyor. 2023 yılı için Kuzey Kore'nin yeni bir takım askeri hamleler yapması beklenebilir. Bunlar da bölgedeki Hint-Pasifik bölgesindeki gerilimi arttıracak bir takım adımlar yolda diyebiliriz. Dikkatle takip edeceğiz Uzak Asya'daki bu gelişmeleri. Tabii Türk dünyası Mehmet Kancı. Çok önemli gelişmelere tanıklık ettik. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi Semerkant'ta toplandı. Önemli kararlar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye statüsü verilmesi son derece önemliydi dünyada tanınırlığı açısından. Öte yandan hemen ardından Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Avaza'da bir araya geldiler. İşbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkmenistan'ın da Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyelik yolunda işte küçük küçük adımlarla yaklaştığını görüyoruz. Tüm bunlar son derece önemli. Güçlü, bütünleşmiş bir Türk dünyasına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Dilersen şimdi bir Azerbaycan'a gidelim. Bakü'de Fatih Avanos kıymetli konuyla bizi bekliyor. Onlar da Kafkasya'daki gelişmeleri, son bir yılda neler yaşandı, 2023'ten neler bekleniyor onu anlatacak bize kıymetli konuyla Fatih Avanos. Evet, 2020-2021 yılı özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gerilim, gerilimin çatışmaya dönüşmesi ve sonrasında yaşanan süreçle aslında uluslararası kamuoyunda oldukça en önde başlıklarından biriydi. 2022'ye tabii nasıl girilmişti? Azerbaycan-Ermenistan arasındaki o 30 yıllık süreç, anlaşmalar, aralarındaki sınırların belirlenmesi, bu sorular cevap bulabilecek miydi? Şu ana kadar henüz öyle bir cevap alamadık ve diğer taraftan 2022 gerçekten Asya'da, Kafkasya'da da Pasifik'te olduğu kadar, Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğinde olduğu kadar önemli gelişmelere sahne oldu. Önemli bir yayın konuğumuz var. Anadolu Ajansı Asya, Kafkasya bölge temsilcisi sorumlusu ve editörü aynı zamanda Tolga Özgenç. Dediğimiz gibi 2022 başladı aslında direkt Orta Asya'da bir krizle. Kazakistan krizini elimizde bulduk. Daha sonra da Ukrayna-Rusya savaşı. Bölgenizde çok önemli hadiseler oldu. Sizin aklınızdaki en önemli ve en öndeki maddeler nelerdi? Doğru Fatih, senin de söylediğin gibi 2022 yılı Asya, Kafkasya, Orta Asya ve Avrasya bölgesi için sıcak çatışmaların, savaşların yaşandığı bir yıl oldu. Biz bu yıla 2 Ocak'ta Kazakistan'daki toplumsal olaylarla başladık. Orada LPG'ye yapılan zamlar ve ekonominin giderek kötüleşmesi, halkın ekonomisinin giderek kötüleşmesi gerekçesiyle Kazakistan'ın batısında ve güneyindeki şehirlerde toplumsal olaylar başladı ve orada polislerin can kayıpları, vatandaşın can kayıpları söz konusu olan olaylar yaşandı. Ancak Astana'nın devreye girmesiyle bu olaylar bastırıldı ve buraya sen de hatırlarsın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne ait askerlerin de müdahalesiyle olaylar bastırıldı ve Astana yönetimi bazı temel haklar konusunda sözler vererek bu olayları bastırdı ve olaylar sönmüş oldu. Ancak Şubat ayına geldiğimizde bu kadar kolay sönmeyecek ve kapanmayacak bir savaş başladı. Rusya ve Ukrayna savaşı başladı. 24 Şubat'ta Putin'in sabaha karşı duyurmasıyla başlayan savaş bugün itibarıyla 310 gündür devam ediyor. Ve Ukrayna'da on binlerce insan ülkesini terk etti. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ve aslında Ukrayna coğrafyasında görülen bu savaş Batı'yla Rusya arasındaki savaş olarak sürüyor ve bu 2022 yılından 2023 yılına miras kalacak bir olay gibi görünüyor. Çünkü diplomatik anlamda da herhangi bir ilerleme yok. Bir diğer konu ise Orta Asya'da Özbekistan'da yaşandı. Özbekistan'ın Karakalpakistan özerk yönetimi var. Orada bu özerk yönetimin anayasal olarak değiştirileceğine ilişkin iddialar bu bölgedeki özerk bölgedeki insanları ayaklandırdı. Ve orada da
şiddet olayları baş gösterdi. Can kayıpları oldu. Polislerden de can kayıpları oldu. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bizzat bölgeye giderek halkı sakinleştirmesi ve yanlış anlaşılmadan dolayı böyle bir dedikodunun, iddianın ortaya atıldığını açıklamasından sonra da Özbekistan'daki olaylar da sonlandırılmış oldu. Çok kısa bir bilgi vermek gerekirse Orta Asya'da 10 yıllardır devam eden Kırgızistan-Tacikistan sınır anlaşmazlığı da bu yıl yine can kayıplarına neden olan çatışmalara yaşandı. Burada da iki taraftan da can kayıpları oldu ve bu da nasıl 30 yıldır devam ediyorsa bundan sonraki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü iki ülke yaklaşık 1000 kilometreye yakın sınırının yarısında anlaşma sağlayamıyorlar. Bu bizim bölgenin, Asya, Kafkasya ve Avrasya bölgesinin bu yıl 2022 yılı çok sıcak geçirdiğini gösteren önemli başlıklar oldu aslında. Bölgeniz oldukça hararetli, sıcak. Peki Azerbaycan, Türkiye özeline gelecek olursak, gerek iki ülke arasında Şuşa beyannamesiyle birlikte artan bir ilişki, bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buraya gözlemci olması, yani bu iki ülkenin ilişkilerinin genel itibariyle bölge ülkelerinin ilişkilerine de etki ettiğini görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru bir tespit. Aslında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok geçmişe dayanan çok köklü ilişkiler. Ancak Şuşa beyannamesi, ondan bir yıl öncesine gittiğimizde de 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi destek ve tecrübe paylaşımı konusunu da dikkate aldığımızda bunun bir üst level'a geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten bunu da hem iki ülke arasındaki görüşmeler, diplomasi trafiği, görüş alışverişi, tecrübe paylaşımı gibi konulara baktığımızda da bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ama bunun resmi belgelere geçmesi ne diye sorarsanız Şuşa beyannamesi. 2021 yılında imzalanan bu Şuşa beyannamesi iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik müttefiklik seviyesine çıkardı ve bundan sonra da iki ülkenin projeksiyonu olarak önümüze kondu. Bütün kamu kurumları bu beyannameye bakarak geleceğine yön vermek zorunda. İki ülke arasındaki ilişkilerde bunu her an hissetmek, hissettirmek zorunda. Bütün kurumlar da böyle çalışıyor. Şimdi 2020 yılında yaşanan savaşta Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu birlikteliği diğer Türk devletlerine de örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek daha aktif hale gelmesinden görebiliyoruz. Bunu Semerkant'ta yapılan zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsüne yükseltilmesi ve bunun bütün üyeler tarafından da kabul edilmesinin bir göstergesi olarak da söyleyebiliriz. Ve bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın, şimdi Türkmenistan anayasal olarak tarafsız bir ülke olması gerekiyor ama gelişmeler öyle gösteriyor ki Türkmenistan'ın da Türk Devletleri Teşkilatı'na kısa süre içerisinde katılacağını gösteriyor. Buradan taze bir bilgi de vermek isterim sana. Ocak ayında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Türkiye'ye gitmesi planlanıyor ve orada da Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak diye düşünüyoruz. Şimdi Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Türk dünyasına etkileri konusundaysa, yani Türk devletlerinin bir araya geldiğinde, görüş alışverişi yaptığında, paylaştığında, birlikte hareket ettiğinde neleri başarabileceğini göstergesinin Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'ndaki başarısı olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için özetle çok olumlu bir yıl olduğunu ifade edelim ve bugüne kadarki ticari ilişkilerimizin de en iyi parlak rakamlarına bu sene ulaşacağımızda altını çizdikten sonra sözü yeniden Ankara'ya bırakalım. Fatih Havan, Osvet Olga Özgenç'e biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet Kancı, sen yayının başında şöyle dedin. 2022 aslında birikmiş bütün sorunların ortaya döküldüğü, patladığı bir yıl oldu. 2023 ise çok kutuplu dünya düzeninde artık bölgesel çözümlerin devreye girdiği. İşte Türk dünyası
Türk Devletleri Teşkilatı da böylesi bölgesel çözümlere örnek olabilecek, Türk dünyasını bir araya getiren bir proje ivme kazandığında gördük. Neler söylemek istersin? Son cümlelerini alalım. Şimdi 30 yılın ardından aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya devletleri gerçek anlamda dünyayla entegrasyona yeni başladı diyebiliriz bu atılan adımla. Tabii bu süreçte işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmış olmasına karşı Avrupa'dan, Batı dünyasından Orta Asya devletlerine yönelik çok ciddi tehditler geldiğini de biliyoruz. Eğer bu tehditlere karşı Orta Asya devletleri ciddi şekilde dik dururlarsa eğer, işte bu oluşan çok kutuplu dünyada gerçek bir güç dengesi olarak ortaya çıkacaklar. Artık bir takım ülkelerin nüfuzunun altında ezilmenin gereği yok. Her ülke kendi çıkarlarını bir takım farklı birlikler oluşturmak yoluyla savunabileceği bir dünyaya giriş yapacağız. 2023'te öyle görünüyor. İnşallah diyelim, acısıyla tatlısıyla 2022 artık geride kaldı. 2023 iyilikle, güzellikle, güzel gelişmelerle gelsin diyelim. İnşallah. Çok teşekkürler yayınımıza katıldın Mehmet Kancı. Evet sevgili seyirciler, Avrasya gündeminin sonuna geldik bugün. Haftayı bitirdik, yılı da bitirdik. 2023'ün ilk programında pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.